الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bugün Celal'in tefsirinin Suretun Nahl'ın 20. ayetinden itibaren okuyoruz. وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَالَّذ۪ينَ O putlar ki Osman yine yok. Nerede? Çağırmadınız. Haberi var. وَالَّذ۪ينَ O putlar ki يَدْعُونَ بِتَّائِ وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ O putlar ki siz onlara ibadet ediyorsun. وَالْيَائِ Yahut o putlar ki onlar, müşrikler onlara ibadet ediyorlar. يَدْعُونَ بِتَّائِ وَالْيَائِ Manası nedir? Ta'budu nedir? Manası nedir? Ta'budu ne? O putlar ki siz onlara ne ediyorsun? İbadet ediyorsun. Direktmen hitap müşriklere. Yahut da o putlar ki müşrikler onlara ibadet ediyorlar. Bu eğer ya olursa. Siz veya onlar ibadet ediyorlar. Yani siz yine müşrikler, muhatap yine müşriklerdir. Min dunillahi. Allah'tan başka, Allah'ın dışında ibadet ettiğiniz şeyler. Onlar nelerdir? Uhumul esnamu putlardır. Yani Allah dışında ibadet ettiğiniz putlar veyahut da müşriklerin ibadet ettikleri putlar La yahlukune şey'en. La yahlukune şey'en. Onlar bir şeyi yaratamıyorlar. Bir kalemi yaratamıyorlar, bir sivrisineği yaratamıyorlar. Vehum onlar halık olmadıkları gibi vehum yuhlakun onlar yaratılıyorlar. Onlar bir şeyi yaratmadıkları gibi onlar kendileri yaratılıyorlar. Allah onları ne etmiş? Yaratmış. Ne demek yuhlakune? Yusavverune minel hicareti ve gayriha. Allah ve sizin hakiki faal, Allah zahri kursisiniz. Yusavverune minel hicareti. Onlar taşlardan ve gayriha taşların gayrisinden tesvir ediliyorlar, şekilleniyorlar, suretleniyorlar. Yani ibadet ettiğiniz o putlar hiçbir şeyi yaratamıyorlar. Belki onlar taşlardan ve taşların benzerinden onlar ne yapılıyorlar? Onlar yaratılıyorlar. Peki böyle bir şeye, halık değil de mahluk olan bir şeye ibadet edilir mi? Bildiniz değil mi? وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ بِالتَّائِينَ وَالْيَائِ يَدْعُونَ يَدْعُونَ veya تَدْعُونَ manası nedir? تَعْبُدُونَ Tabi orada يَدْعُونَ olursa burada تَعْبُدُونَ Orada يَدْعُونَ olursa burada يَعْبُدُونَ Orada تَدْعُونَ olursa burada da تَعْبُدُونَ'dir. مِنْ دُونِ اللّٰهِ Onlar kimlerdir? وَهُمُ الْاَسْنَامُ Onlar da putlardır. Bunlar la yahlukuna şey'en ve hum yuhlakun. Bir şey yaratmıyorlar, kendileri yaratılıyorlar. Yaratılıyorlar ne demek? Yusavverune minel hicaret ve gayra. Putlar taşlardan, taşların gerisinden taraş yapılmak suretiyle insan süsü veriliyordu. Şimdi yed'une ted'une bunlar ikisi de kıraate seb'andendirler. Hani dünkü de hemen bir önceki ayette tusirrune yusirrune tu'linune yu'linune orada da iki şekil okunuyordu. Orada yali okumak kıraat-ı seb'andendi. Tali okumak şaz bir kıraatti. Ama yed'une ted'une burada hem yali hem tali. Her iki kıraat nedir? Her iki kıraat kıraat-ı seb'andendirler. 20. ayet bitti. 20
birinci ayet, 21. ayete geçiyoruz. Emvatun, o ibadet ettiğiniz putlarınız emvattırlar, ölüdürler. Ne demek emvatun? La ruha fihim. Onlardan ne yok? Ruh yok. Haberun sani. Bu ikinci bir ne? Haberdir. Bakın, وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ bu mubtada, la يَخْلُقُونَ şeyen bu haber olur. Birinci haber olur. اَمْوَاتٌ وَالَّذ۪ينَ ikinci nedir? Haberdir. Onlar emvattırlar, la ruhe fihim. Emvattır ne demek? La ruhe fihim. Onlarda ruh yok. Bu haberun sanin. Hani mubtada bir haber gelir, iki gelir, üç gelir, dört, beş haber de gelen gelir. Bu ikinci haberdir. Ve hum yuhlekûnedeki ve humun haberi olamaz mı? Yok, o haldir. La yahlukûne şeyen hal hal ve hum yuhlekûn. Onlar yaratılıyorlar. Gayru ahyâin. Ya zaten emvâtun denilince, emvât ne demek? Ölüdürler, diri değiller. Bir daha gayru ahyâin niye söyledi? Bu tekidun. Tekid için söyledi. Çünkü emvatun gayru ahyain manası nedir? Aynidir. Ve ma yeş'urûne eyyil esnamu. Bak. Ve ma yeş'urûne. Farkında değiller. Kim? Eyyil esnamu. Putlar farkında değiller. Eyyâne yub'asûn. Eyyâne yub'asun, yani vakte yub'asun. Hangi vakitte, kıyamete o putları da getiriliyor mahşere. Tepkit için ilahlarınız bunlardır. O ilahlarıyla beraber ne yapıyorlar? Cehenneme atılıyorlar. O putlar, hani sizin ilah kabul ettiğiniz putlarınız hangi gün kıyamete geliyorlar onu bilmiyorlar. Yani vakte yub'asun. Yani bas vakti onlar da bilmiyorlar. Oldu mu? Peki yub diyor ve ma yeş'urne eyyil esnamu eyyane vakte yub'asun. Yub'asunun faali kimdir? Eyyil halku. Ha önce eyyane vakte ile ne etti? Tefsir etti. İşaret etti ki buradaki eyyâne, hani edat-u şart gelir, fiyal-u şart, ceza-u şart istiyor. Buradaki eyyâne şartiyetten çıkmış, sade zarf manasındadır. Burada sade ne manasındadır? Zarf manasındadır. Onun için eyyâne vaktayla ne etti? Tefsir etti. Yub'asûne, oradaki o kimlerden ibaret? Eyyil halku. Yani onlar bilmiyorlar mahlukatlar ne zaman mahşere geliyorlar. Ya böyle ilah olur mu? Siz ibadet ediyorsun. Hangi gün dirileceğinizi, mahşere geleceğinizi sizin ilahlarınız bunu bilmiyor. Nasıl ilah? Onlar nasıl ilahlardır, nasıl bunu bilmiyorlar? Bakın, o zaman fekeyfe yu'bedune. Bunlara nasıl ibadet edilir? فَكَيْفَ يُعْبَدُونَ bu putlara nasıl ibadet edilir? Öyle değil mi? Ölüdürler, mahlukdurlar, halık değiller. Ölüdürler, diri değiller. İnsanların bahse, mahşere gelecekleri zamanı da bilmiyorlar. O zaman فَكَيْفَ يُعْبَدُونَ bunlara nasıl ibadet yapılıyor? Niye? اِذْ لَا يَكُونُ اِلَٰهًا İlah olamaz illel halikul hayyul alimu bil gaybi. Kim ilah olabilir? Halık olan ilah olabilir. Hay, bunlar halık değildir, bunlar mahluk. El hayyu, diri olan kişi halık olabilir. Bunlar diri değiller. Nedirler? Ölüdürler. El alimu bil gaybi, gaybi bilen ilah olabilir. Bunlar gaybi bilmiyorlar,
Bas vaktini ne etmiyorlar? Bilmiyorlar. Oldu. 21. ayette وَاَتُنْ غَيْرُ اَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَسُونَ 21. ayet de budur. اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ Bu putlar ilah olamazlar. Size ilah olamazlar. اِلَٰهُكُمْ İlahınız el-mustahib kul ibadete ibadeten el ibadete minkum sizin ibadetinize müstahik olan ilahınız. Bakın ilahukum el-mustahikul ibadete. İbadete müstahikunun neydir? Mef'ulü. Lil ibadet. Sinti olursa zaten güzel. El mustahikku lil ibadeti minkum. Carun mecrur mustahikuna mutallak. Benimkine göre el mustahikul ibadete ibadete mensub okuruz. El mustahikuna mefur ederiz. Veyahut el mustahikul ibadeti hani el daribur reculi mudafu ilehide ile idafe lefside mudafu ilehide iliflam olursa mudafda da olur. O kabilde de olabilir. El-mustahikul ibadeti de olabilir. İlahukumul mustahikul ibadete minkum veyahut ilahukumul mustahikul ibadeti minkum ilahun vahidun. Bu minkum car-ı mecrur el-ibadeteye mutalaktır. İbadete minkum. Sizden olan ibadete müstahak, layık olan ilahınız. Süleyman anlıyorsun. İlahun vahidun. Bu ilahukum mübteda. İlahun haber olur. Vahidun ilahunun sıfeti olur. O tek bir ilahdır. Ne demek tek bir ilahdır? La nazire lehu fi zati. Zatında onun benzeri yok. Sizin putlarınız hep birbirine benziyor. Ve la fi sıfati. Sıfatlarından benzerleri yok. Kimdir bu ilahi vahid ki zatından nezri yok, sıfatlarından nezri yok? Ve huvallahu teala. Bu nedir? Bu Allahu Teala'dır. İlahınız demek ki Allahu Teala'dır. Bu kendi elinizle yapmış olduğu putlar değil. Fellezine la yu'minune bil ahireti. O kimseler ki ahirete inanmıyorlar, iman etmiyorlar. Kulubuhum munkiratun. Onların kalpleri munkirdir. Onların kulupları munkiredir. Ne inkar ediyorlar? Cahidetun lil vahdaniyeti. Vahdaniyetin cahilidir. Demek fellezine o kimseler ki la yu'minune bil ahireti. Ahirete iman etmiyorlar. Kulubuhum, onların kalpleri munkiretun. Ne demek? Cahidetun lil vahdaniyeti. Bâsi ahireti inkar edenler, ahirete iman etmeyenlerin kalpleri vahdaniyeti inkar eder. Ve hum hal vahdaniyeti inkar etmeyle birlikte ve hum müstekbirûne. Onlar nedirler? Onlar müstekbirdirler. Müstekbir ne demek? Mutekebbirûne anil imani biha. Ahirete iman etmeye mutekebbirdirler. Yani iman etmeye tenezzül etmiyorlar. Bak. Ve hum müstekbirûne. Ne demek müstekbirûn? Mutekebbirûne anil imani biha. İşaret etti ki müstekbirûn, mutekebbirûn manasındadır. Mutaalliqi da mahzuf ku anil imani biha. Bu anil imani, bu car-ı mecburda mahzuf. Müstekbirûne nedir? Mutaalliqdir. Oldu. Demek fellezine mevsuledir, mubtedadır. La yu'minune bil ahireti, bu mevsul olan ellezinin sılesidir. Kulubuhum, mubteda, ikinci mubteda, munciretun, kulubuhunun kulubuhumun haberidir. Kulubuhumun kiretun cümlesi fellezine ne olur? Haber olur. Ve hum mustekbirun. O da mubtada haber olmak üzere cümle haliyedir.
O da nedir? Cümle haliyedir, mahallen mensup. Oldu mu? 22. ayette bu şekil bitti. Nedir? İlahukum ilahun. İlahukum ilahu vahidun. فَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ La cereme, 23. ayet, La cereme, şek şüphe yok, اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ İsrar gizledikleri şeyi de Yüce Allah bilir, وَمَا يُعْلِنُونَ Yüce Allah ilan ettiği şeyi de bilir. Yani onların gizledikleri, aşikar ettikleri her şeyi Yüce Allah bilir. İlan ettikleri şeyi bildiği kadarıyla gizledikleri şeyi de bilir. Allah'a karşı gizli, aşikar diye bir olay yok. Her şey Allah'a göre aynı. Kendilerine göre aşikar yaptıkları, gizledikleri şeyleri Allah hepsini bilir. Bilir ve yücazihim bizalike. Bilmenin faydası, neticesi nedir? Yaptıkları, o gizli yaptıkları, aşikar yaptıkları amellerle Yüce Allah onları ne eder? Cezalandırır. İnnehu la yuhibbul mustekbirin. Ve hum mustekbirin. Onlar mustekbirdiler. Yüce Allah kibirli insanları ne etmez? Sevmez. Ne demek innehu la yuhibbul mustekbirin? Bimana ennehu yuakibum. Yani Allah onları sevmez, nefret eder. Bizim bildiğimiz manada onları sevmez değil. Onları sevmez, gaye onları ne eder? Cezalandırır. Müstekbirleri, kibirlileri, öyle değil mi? Vahdaniyete iman etmeyle veyahut da ahirete iman etmeye karşı mütekebbir olanları Allah ne eder? Cezalandırır. Hani demin vahum müstekbirin mütekebbirine anil imani biha. Biha'daki ha biz neye götürdük? Ahirete. Veyahut da vahdaniyete de götürebiliriz. Onlar yani fellezine la yu'minu bil ahireti kulubu munkiretun lil vahdaniyeti ve hum mustekbirun anil imani biha. Biha'daki demir de vahdaniyete götürebiliriz, ahirete de götürebiliriz. Şimdi 23. ayetin manasını söyledik. Tekrar 23. ayete dönelim. La cereme hakkan. La cereme hakkan. Aslında la'yı nafiyedir. Cereme budde manasınadır. La'nın, la'yı nafiyenin ismidir. La cereme, la budde, firak yok, kurtuluş yok. Ennallahi ya'lemu yusurrunne. Hani la, sanki demiş la budde lazımdır. Ennallahi ya'lemu ma yusurrunne ve ma yu'linu. La'yı nafiyedir. Cereme budde manasınadır. Bu asıl manadır. Bu ne? Asıl manası budur. Ama hal hazır la cereme ikisi de hamsete aşere gibi bu iki kelime terkip olmuşlar. Bir kelime olmuşlar. Ha, hakkan manasındadır. Bak la cereme hakkan. Demek la cereme ile beraber burada hakkan manasındadır. Ne manasındadır? Hakkan. Hakkan manasınadır, mahzuf bir hakkaya da mef'ul-u mutlak olur. Lefz, la cereme ile hakkan lefzleri farklı olabilir ama manaları nedir? Aynıdır. Çünkü la cereme de hakkan manasınadır. Burada iki ihtimal var, ben birini söylüyorum. La cereme hakkan manasınadır, mahzuf bir hakkaya mef'ul-u mutlak olur. اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِّرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ Bu, enne ismiyle haberiyle beraber mahzuf hakkana ne olur? Mahzuf hakkaya faal olur. Bu la cereme mahzuf hakkaya mef'ul mutlak olur. Hakkan manasındadır. Mahzuf hakkaya mef'ul mutlak olur. اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِّرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ Bu da o mahzuf hakkanın neyi olur? Mahzuf hakkanın faali olur. La cereme onun mef'ul mutlak olur. Enne Allah ya'lemu sonuna kadar da bu da ne olur? Faal olur. Sofi Ali bildin mi?
وَنَزَلَ فِي النَّضْرِ بِنِ الْحَارِسِ Nedir? Bunun Haris hakkında bu ayet nazır oldu. Bakalım nazır olan ayet nedir? O ne yapmış ki bu ayet onun hakkında nazır olmuş? وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ Ne zaman ki o müşriklere denilse مَا اِسْتِفَامِيَتُ مَا niçindir burada? İstifamiyet içindir. وَاِذَا قِيلَ Ne zaman ki denilirse لَهُمْ o müşriklere Maza enzela rabbukum. Rabbiniz neyi nazil etmiş? Bu soru onlara sorulduğu zaman kâlu Kur'an için. Yani onlara denilirse Kur'an hakkında Rabbiniz ne nazil etmiş? Kâlu diyecekler. Esatirul evvelin. Bunlar Rabbinin nazil ettiği bir şey değil. Bu geçmişlerin yalanlarıdır, hikayeleridir, uydurmuş şeyleridir. Kur'an için onlar haşa böyle diyorlar. Bakın ve izakile lehumma istifamiyet. Zam mevsulatun siz daha okumadınız. Sütide geçiyor. Maza bir araya gelince 2-3 ihtimal var. O 2-3 ihtimaldan biri may istifamiyedir. Za mevsulatı. Ama burada da may istifamiyet zay mevsulat. Enzele rabbukum ala Muhammedin. Rabbiniz Muhammed'e ne nazil etmiş denilirse böyle bir soru onlara sorulursa Kalu diyorlar, huve, o Muhammed'e gelen şeyler, o Muhammed'in okuduğu şeyler, esatiru ekazibul evveli. Evvellerin, geçmişlerin ekazibleridirler. Geçmişlerin yalanlarıdırlar. Niye öyle diyorlar? İdlalen linnâsi, insanları dalalete götürmek için, insanları doğru yoldan saptırmak için diyorlar Muhammed'e Allah tarafından bir şey nazil olmamış. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği şeyler o geçmiş kavimlerin yalanları, hikayeleridir. Öyle diyorlar. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ مَا ذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ Niye böyle diyorlar? لِيَحْمِلُوا اَوْزَارَهُمْ Ta ki hem günah, kendi günah, kamileten, kendi günahları tam olarak kendilerine yüklesinler. يَوْمَ الْقِيَامَةِ kıyamet gününde. Bir de وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ Bir de dalalette götürdükleri kişilerin günahlarını arsınlar. Yani bunlar Satürl evvelin diyorlar. Niye diyorlar? İnsanları dalalete götürüyorlar. İnsanları dalalete götürünce ne oluyor? Kendi günahları olduğu gibi alıyorlar. Dalalete götürdükleri kişilerin günahlarına da ortak oluyorlar. Ama ortak oluyorlar da bir gayri haberleri de yok. Böyle bir cürüm, böyle bir suç işledikleri, kendi günahlarını, burada kendileri günaha girdiler. Başkalarının günahına ortak olduklarını da bilmiyorlar. Oldum. Bakın böyle diyorlar. Niye liyahmilu fi akibetil emr? Nerede fi akibetil emr? Bu fi akibetil emr deyince ha buradaki lam akibet içindir. Lam akibet biliyorsun nedir? Diyor فَالْتَقَطَّهُ آلُ فِرْعَوْنَ Hazreti Musa Firavun'un bahçesine, havuzuna girince فَالْتَقَطَّهُ آلُ فِرْعَوْنَ Firavun'un ehli neydi? Onu aldı. Niye? لِيَكُونَ عَدُوًا لَهُ Ayet yanlış okumayalım lan. لِيَكُونَ عَدُوًا وَحُزَنْ لَهُ Ta ki onlara düşman olsun, hüzün olsun. Ya onlar bunun için mi aldılar? Onlar kurratul ayn olsun, onlara bir çocuk olsun, bile veledi ya, bir veledi olsun. Onlar bu niyeti aldılar. Ama onların o almaları, o fiilin akıbeti, neticesi ne oldu? Hazreti Musa onlara düşman oldu, onlara hüzün oldu, hüzüne yol açtı. Lama akıbet budur. Lama akıbet yani o fiilin akıbeti buna dönüşüyor. Şimdi bunlar bunu söylerken, gayeleri, günahlarını alsınlar, başkalarına günahları alsınlar. Onlar kendi günahları, başkalarına günahlarına meraklar mıdırlar? Yok. Onlar bunun farkında değiller. Ama böyle dediler, akıbet ne oldu? Netice ne oldu? Netice, ne akıbetül emirde netice, onlar evzarehum zunubehum. Kendi günahlarını ne ettiler?
kendi günahlarını hamlettiler, taşıdılar. Kamileten, kamil olarak. Lem yükeffer minha şeyun. Onların mükeffer şeyde var mısın ki? Var değil mi? Onların günahından hiçbir şey kefaret edilmeden, azılmadan hepsi onlara yüklendi, yükleniyor. Ne zaman? Yavmel kıyamet, kıyamet gününde. Yani o yaptıkları fiilin akıbeti ne oldu? Kendilerinin günahları olduğu gibi onlara yüklendi. Bir daha ve min evzari ve ba'de evzari lezine yudillunehum bi gayri ilmin. Ve min ba'de evzari lezine yudillunehum bi gayri ilmin. Bir daha delalete götürdükleri, bak yani ve min ba'de işaret etti ki buradaki min teb'il içindir. Kendi günahlarını kamil olarak tam olarak aldılar. Hiç kimseye bir gram vermediler kendi günahlarından. Ama ve ba'de evzari lezine yudillunehum. Delalete götürdükleri kişilerin günahlarının da bir kısmını ta ki alsınlar. Ama bir gayri'in haberleri de yok. Yoksa bilerek bunu yapıyorlar değil. Haberleri olmadan kendi günahlarını hepsini yüklüyorlar. Başkalarının günahlarına da ne oluyorlar? Ortak oluyorlar. Oldu. Bakın ve min ba'de uzari. Burada min celalin ba'd manasını aldı. Şimdi ona bir ihtiraz var. Sonra döneriz. وَمِنْ بَعْدَ اَوْزَارِ الَّذ۪ينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِأَنَّهُمْ دَعَوْهُمْ اِلَى الضَّلَالِ. Onları dalalete davet ettiler. Niye başkalarının günahına da ortak oluyorlar? Başkalarının günahında bir kısmını alıyorlar. لِأَنَّهُمْ Çünkü bunlar bu اَسَاتِرُ الْاَوَّلِينَ diyenler دَعَوْهُمْ Onlar normal vatandaşları davet ettiler. اِلَى الضَّلَالِ Dalalete davet ettiler. Kur'an'a inanmamaya davet ettiler. Kur'an'ın esatirul evvelin olduğuna davet ettiler. Fettebe'uhum. Onlar da onlara tabi oldular. Feştereku fil ismi. O zaman günahda ne oldular? Ortak oldular. Birileri davet etti. Birileri de icabet etti. Dolayısıyla o isimde o günahda ne oldular? Ortak oldular. Şimdi burada min teb'id dediğim. Ama bazı müfessirler diyorlar buradaki min teb'id olmaz. Şimdi min teb'id bakın. Diyelim bu Abdullah'ın 100 tane kitabı var. Ben o 100 kitabın bir badını aldım. Kaç tanesini aldım? 10 tane. Onunki kaça iner? 90'a iner. Bak onunkinden ne oluyor? Azalma oluyor. Onunkinde ne oluyor? Azalma oluyor. Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? Azalma oldu. Peki bu hani bu reisler, milleti kandıranlar, milletin o küfre gidenlerin günahlarını bir kısım alıyorlar ise o zaman onların günahlarından bunların aldıkları miktarca azalması lazım. Bunların ne? Aldıkları miktarca onlarınki de ne olmalı? Azalmalı. Halbuki hadis-i şerif diyor, la yenkusu zalike min asamihim şeyen. Yani büyükleri, önderlerinin onlara ortak olmaları onların günahlarından azaltma yapmıyorlar. Bu onların günahlarını azaltmıyor. Onlar da ortak oluyorlar. Cezaya katlanıyorlar. Ama bu onlarınkinden de bir şey ne etmiyor? Hafifletmiyor. Ha, onun için buradaki min teb'id için değil. Cins içindeysek olur. Yani ve min evzari lezine yudillunehum. Onların günahlarının cinsinden alıyorlar. Buradaki min teb'id için değil. Cins içindeysek iyi olur. O zaman badiyet yok. Dolayısıyla onların günahlarının azalma durumu söz konusu olamaz. Müfessirlerin bir kısmı buradan min teb'id değil, hadise aykırı olmaması için
min cins için diyorlar. Mesela anladınız değil mi? Tamam. Ela siz uyanın sa'e bir ise, demek sa'e ef'alu zemdendir, bir ise manasındadır. Ela, ela da harf tenbihdir. Siz uyanın sa'e kötüdür, bir ise ne kötüdür? Ma yezirun. Onların taşıdıkları yükleri çok kötü. Yezirun ne demek? Yahmilunehu. Yahmilunehu. Onların taşıdıkları yük ne kötü bir yüktür. Yükleri nedir? Günahdır. Daha bundan büyük günah mı olur? Şey bundan kötü, daha kötü yük mü olur? Dünyanın en kötü, ahiretin en kötü yükü budur. Demek ela sa'e bi'se, ha sa'e fiyel-i zemde bi'se manasındadır. Yezirune yahmilune. Tefsir yahmilune demeyle işaret etti ki yezirune yahmilune manasındadır. Bir de maya gidecek aid mahzuftur, kohudur. Yahmilunehu. Olmadı tal'an. İki fayda verir. Bir, may mevsulenin aidi demiri mahzuf ko yahmilunehu'dur. Bir de yezirun yahmilune manasıdır. Hamluhum haza. Onların bu yükü ne kötü bir yüktür. Bu da işaret etti ki ma sa'enin mahsusi bizzemmi mahzuftur, hamluhumdur. Himluhum da okuyabiliriz. Hamluhum da okuyabiliriz. Hamelehum hazaymış. Hamelehum. Evet. Yok. Hareket mi öyle yapmış? Evet. Niye? Ela sa'e yani bi'se ma yezirune hamluhum. Hamluhum haza. Veya himluhum haza. Hamelehum yapmış. Başka kimsenin ki öyle mi? Sa'e fiyelü madin inşa zemi ve ma ma yezirun temizun bimane şey'en ev fa'ilü sa'e. İkisi de olur. Ve yezirun sifetun lima vel aydun mahzufun ev ma ismi mevsulin ve kavlu yezirun siletun mevsuli vel aydun mahzufun ey yezirunehu vel mahzufun bizzemi mahzufun bak kema eşare lehu şarihu. Yanlış yanlış. Hamluhum hani ni'mer reculu zeydun. Zeyd mahsus bin nedir? Bir medettir. Mahsus bir zem olur. E burada sa'e fiyle ef'al-i zemden bir fiildir. Ma'unun faali, yezirun ma'nun sılesidir. Mahsus bir zem nedir? Hamluhum hazadır. Veya himluhum hazadır. Oldu. Yani hamelehum olmaz, yanlışlar. قَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْسُ لَا يَشْعُرُونَ 26. ayetin başında duralım. Tamam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب